It's getting harder and harder day by day in Turkey to be a good journalist. Of course, it was my luck that I found another job like that. Voor Eray Özer was het een harde keus. Of doorgaan en de bak in, of stoppen en een andere, onschuldiger baan zoeken. Journalisten in Turkije houden het voor gezien. Of course, everybody cannot have a restaurant, I mean. But they want to quit media. They want to quit the press. Yeah, most of them. Leave the job. Yeah, most of them. What's the main reason? The difficulties of doing it politically, as it should be, is getting harder and harder day by day. Bu bölüm gazete çalışanları. Biz bu binada gazete ve televizyondaki arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Ama sadece gazete kaldı. Televizyona ait bütün her yere el kondu. İki adet stüdyomuz var burada. Bu ana haberleri yaptığımız stüdyo. İki tane konuk odamız var burada. Burası mühürlendi gördüğünüz gibi. Het linkse Hayat TV heeft weinig met Gülen, laat staan met IS of met de PKK. Toch kwam hier eerder deze maand een antiterreureenheid binnen om het station van de zender te halen. Terreur is het toverwoord tegen ieder ongewenst geluid. Hükümetin etrafında oluşmuş bir basın var. Biz buna yandaş basın diyoruz. Bu basın muhalif gazeteleri ve televizyonları ve radyoları sürekli hedef gösteriyor. Köşe yazılarından, manşetlerden terör kategorisine sürekli koyuyor ve önce oradan haberler yapılıyor. Ondan sonra da savcılar harekete geçiyor. Davalar açılıyor. Muhalif yayın kuruluşları kendilerini otosansüre zorlanıyor. Ya kendinizi otosansür yapacaksınız ya da cezaevine gireceksiniz ya da yayınlarınız ceza alacak ve kapanacak. Burası 15 Temmuz Millet Stüdyosu. Halkımız demokrasiye ve TRT'ye sahip çıktığı için biz de stüdyomuzun adını 15 Temmuz Millet Stüdyosu olarak değiştirdik. En die terreursfeer is er na de mislukte coup van deze zomer natuurlijk niet veel beter op geworden. In de studio's van de staatsomroep TRT hebben ze niet voor niks een klein trauma. Militairen marcheerden hier op 15 juli binnen en ketenden het personeel vast in de regieruimte. Askerler darbe bildirisini okutmak için spiker ve yeteri kadar yayını sürdürecek yeteri kadar elemanı çözdükten sonra burada stüdyomuzda darbe bildirisini okuttular. Hier bij de staatsomroep vinden ze dat het naar omstandigheden best lekker gaat met de persvrijheid in Turkije. Tuurlijk zijn er wat probleempjes, maar wat wil je in een land dat wordt geteisterd door, daar is hij weer, terreur. Bu dönemde bazı medya üzerinde hukuki çalışmalar var. O da FETÖ'nün artık bir terör örgütü olarak kabul edilmesinden, darbeyi yapan bir örgüt olarak kabul edilmesinden dolayı. Dolayısıyla onun yandaşları, ona destek verenler herhangi bir şekilde, onu övenler, yazanlar tabii bunun istisnası oluyor. Tabii ki yani yasa dışı bir durum. In dat laatste zit de Turkse denkwijze van dit moment. Schrijven over terreur kan al worden aangemerkt als terreur steunen, als een terroristische daad. Daarmee is de grens van de persvrijheid ineens wel heel rekbaar en komt het aan op een rotsvast vertrouwen in de rechtsstaat. Sizin ülkenizde olduğu gibi, yani sizin ülkenizde gazetecilerle ilgili yani basın özgürlüğüyle ilgili bir sınır mutlaka vardır. Bizde de belli sınırlar var. Bu nedenle suça bulaşmış gazete olsun, başka kuruluşlar olsun, devlet hukukunu işletir ve eğer bir suç varsa onunla ilgili önlem alır. Ben olaya öyle bakıyorum. Yani adını geçirdiğiniz yayın kuruluşu da hukuki bir süreçten geçmiştir. O nedenle kapatılmıştır diye düşünüyorum. Bize gelen herhangi bir tebligat yok. Yani biz şu an neyle suçlandığımızı,
bilmiyoruz. Yargılanmadık, yargı önüne çıkmadık, herhangi bir mahkeme kararı yok. Dolayısıyla tamamen absürt bu yaklaşım. Het enige dat ze hier op de redactie zeker weten is dat er problemen volgen als er kritiek op de regering te horen is geweest in een uitzending. Zoals na een PKK-aanslag eerder dit jaar. O yayını, o patlamayı eleştiren bir yayın yaptık ve o patlamaya ve terör eylemlerine tepki gösteren vatandaşın sesine kulak verdik. Onun röportajını yayınladık ve vatandaş aynı zamanda hükümeti de eleştirdi bu terör ortamının oluşmasından dolayı. Ondan dolayı bize ceza verildi. Son 9 ayda 7 büyük ceza geldi. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye'deki politik tansiyon yükseldikçe konuşan basın istemiyor iktidar. Tek sesli bir basın istiyor. Bunun sonucuydu. Tamamen muhalefetin sesini kesmek için yaptılar. Bunun anlamı bu. Now the line is very obscure between the propaganda for terrorism or journalism. I mean, it's very getting obscure and nobody defines what is propaganda for terrorism and what is real journalism itself.